rotayı değerlendirebilir misiniz? Ne beklediniz? Ne aşamadayız? Gerçekten çok coşkulu, çok ilginin çok yüksek olduğu iyi bir başlangıç yaptık. Ondan dolayı çok mutluyuz. Duyduğumuz adaletsizlikleri, onların tekrar edilmesi tabii ki bizi üzüyor, yüreğimizi burkuyor ama vatandaşın adalete sahip çıkma konusunda bu kadar kararlı olması, halkın adalete ısrarla sahip çıkıyor olduğunu görmek bizi mutlu etti. Bu çalışmanın daha ilk günden çok başarılı ve iyi sonuçlar getireceğini bugün gördük. Binlerce insan tahmin ediyorum. Bugün 15-20 bin civarında ziyaretçimiz oldu burada. Çok yoğun, sürekli sirkülasyon oldu. Muhtemelen 15 binin üzerindedir. 15 bin ile 20 bin arasında bir sirkülasyon yaşadık. Mesela Adalet Anıtı'na çok fazla ilgi var. Bir tuğla da sen koy dedik. Adalet için bir tuğla da sen koy dedik. O tuğlaya herkes ismini yazıyor ve o tuğlalardan bir adalet anıtı inşa edeceğiz. Oraya çok büyük ilgi var. Kuyruk oldu, sıra oldu. Çok güzel bir tablo. Tabii onun dışında sabah saatlerinde pek anlayamadı herkes, adalet kutusuna çok fazla ilgi yoktu ama öğleden sonra biraz önce çekimini yaptınız, adalet kutusunda ilgi artmaya başladı. Herkes hikayelerini yazıp atmaya başladılar. Yine içinde bulunduğumuz bu Hafıza Sokağı çok ziyaret edilen bir sokak. Panel çok büyük ilgi gördü. Geniş bir alan. Yani yaklaşık 10 bin kişilik bir panel alanımız tamamı doldu panel ve o arada alanın diğer bölümlerinde de çalışmalar devam ediyordu. Tam karşı cephemizde yine bizim çalıştayları yaptığımız bölüm var ağaçların altında. Her masa bir şenlik gibiydi. Burası bir adalet şenliği, adalet düğünü, bir adalet kampı haline geldi. Güzel bir söz bulduk akşam. Seyit Torun'un ürünüdür. Çok da hoşuma gitti. Bir televizyon programı sırasında burası dedi bir adalet kampı oldu dedi. Biz adalet buluşması, bir yaşayan adalet şehri diyorduk. O bir adalet kampı oldu dedi. Evet, diktatörler toplama kampları kurarlar. Diktatörlerin toplama kamplarına karşı özgürlük, demokrasi ve adalet isteyenler de adalet kampı kurarlar. Adalet kampları toplama kamplarını yenecek.